Siz oradaydınız, hiçbir partiden de izin almadan, el almadan gittim. Tabii Çok ki ayıp. yani. Bakın bunun böyle söylenmesi son derece ayıp. Bir. İkinci, büyük hadsizlik, saygısızlık. Ama şimdi AK Parti'nin haberi vardı algı yaratmak için yaptığı troll ordusuyla. Bakanımsı troller var ya. Milletvekilimsi trolleri var AK Parti'nin. Bunlar üzerinden yapıldı ama benim üzerime vurulmasınız problem değil. Ben alışkınım. Asıl burada Tayyip Erdoğan gitti gümbürtüye. Yani bakın. O ne diyor? Bunlar bunu diyor. Neyse bunu kapattık. Ama bunun üzerinden bir kesim de yani siyasi nezakete uymuyor dendi. Yani bir Sonra partinin iç bu işlerine kibarlıkta şimdi karışılmasını oraya da doğru geleceğim. bulmuyoruz Bakın dedi oraya da Sayın geleceğim. Şimdi Kılıçdaroğlu. bak oraya da geleceğim. Dolayısıyla sonra siyasi saygısızlık haline döndü. Sonra da siyasi terbiyesizlik haline döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfan veymiş ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Dolayısıyla yapayalnız o gün orada olmasaydık. Hüseyin Baş da oradaydı, MHP'nin genel başkanı da oradaydı. CHP'nin genel başkan yardımcılarının tamamı, o sonra gelenlerin tümü şeydeydi, mahkemedeydi. Ya tam olarak sizi neyle itham etmeye çalıştılar yani Şimdi buradan AK bakıldığında? Parti'nin Meral Akşener'in bilgisi var. O sebep olduğu algısının üzerinden yüründü. Rol çalma gibi falan zannedildi. Halbuki ben bu işleri bildiğim için yani Sayın İmamoğlu'nu o gün orada sap gibi bıraktığınız takdirde hayal edin ya otobüsün üstünde ben de hazır oldu bekledim yani hep beraber. O konuşmada yapayalnız konuşaydı. Efendim şimdi